Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Ülkemiz için, milletimiz için 2023 bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. Esasen AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. Vesayete meydan okuyarak girdiğimiz 2007 seçimleri demokrasi ve özgürlük haykırışıydı. 2011 Haziran seçimi çağ atlatmaydı. Allah'ın izniyle 2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır. Bu tablo ülkemiz üzerine hesapları olanların dikkatini çekmektedir. Hatırlarsanız en çok sorun yaşadığımız devletin başkanı iktidarı değiştirmek için birlikte çalıştıkları kişilerin olduğunu söylemişti. Attıkları her iftiranın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan Sadat tantanasını çıkardılar. Sadat savunma alanında danışmanlık faaliyeti şirketidir. Medyada daha önce yalan haberler çıkmıştı. Mesela 2018 yılında silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiası dile getirilmiş, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açmış ve yalan olduğu belgelerle ortaya çıkmıştı. Ortada bir sebep yokken CHP'nin başındaki kişi baskın yapar gibi gidip benzer zırvaları tekrarlamış. Konuşmanın devamı şöyle. CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik bir saldırı, hakaret ve iftira dalgası başlattılar. Yargı kararları elbette la yüsel değildir. Eleştirilebilir. Ama bu eleştirinin yargı mensuplarının ve ülkeyi yönetenlerin kişilik haklarına saldırı derecesine varması siyasetin değil, hukukun konusudur. Nitekim bu süreçte ettikleri her kem sözün, attıkları her iftiranın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Hadi diyelim ki burada bir kuyruk acıları var. Onun için sağa sola saldırıyorlar. Ardından hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan bir Sadat tantanası çıkarttılar. Sadat Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli bir grup subay ve az subayın 2012 yılında savunma alanında danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurdukları bir şirkettir. Bu şirket özellikle de uzun yıllar sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor. Daha önce de bu şirketle ilgili kimi siyasetçilerin beyanlarına dayalı olarak Medya'da yalan haberler çıkmıştı. Mesela 2018 yılında halen CHP ittifakı içinde yer alan bir siyasi partinin genel başkanı hanfendi ülkemizin çeşitli yerlerinde silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiasını bir gazetede dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu haber üzerine soruşturma açmış ve bu iddianın yalan ve bühtandan ibaret olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştur. Şimdi de CHP'nin başındaki zat ortada bunu gerektirecek herhangi bir sebep yokken Sadat şirketinin önüne baskın yapar gibi gidip benzer zırvaları tekrarlamıştır. Tabii biz bu hareketin masum bir gündem oluşturma çabası değil, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü kapsamlı operasyonlarına karşı verilmiş bir cevap olduğunu gayet iyi biliyoruz.